Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da görmüş olduğunuz üzere kutuyu ezdim bu arada. Ucuz, orta ve pahalı oyuncu kulaklıklarını inceleyeceğiz. Kutularından çıkaracağız ve testlerini yapacağız Valorant oynayarak. Evet, bu orta seviyedeki, orta fiyattaki kulaklığımız. Bu zaten en pahalısı serinin. Bu da en ucuz. 3 farklı kategoride 3 farklı kulaklığımız var. Zaten kutular boş. Ben zaten kutularından çıkardım. Bu arada bu kulaklıklar alınırken tamamıyla değerlendirme, yıldız sayılarına, değerlendirme rakamlarına bakılarak tercih edildi. Ucuz kulaklığımızla başlayalım. Monster Pusat Lite diye geçiyor. 380 TL'ye aldım ben bunu. Kutu açılışları arasında en beğenmediğim kutu Monster'da çıktı. En ucuzdan çıktı. Tabii ki de haklı olabilirsiniz. Fiyattan bunlar hep düşüyor, müşüyor ama en azından bir ufak bir kağıtta işte bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Şudur budur gibisinden bir yazı, bir kağıt parçası beklerdim, ne yalan söyleyeyim. Monster'da bu çıkmadı. Kutusu çok sade çıktı. Hatta hiçbir şey çıkmadı yani kutusundan. Biraz çektim. Hiçbir şey olmadı. Geliyor. Esniyor. Gayet iyi. Kafa bandımız var. Bantlar yumuşak. Bu kafana değmiyor takarken. Zaten birazdan takacağım. Onun dışında malzeme kalitesi sert plastik. Yani ucuz bir, en ucuz diyeyim benim aldığım şeye göre. Çok kötü değil. Daha kötülerini daha önce çok inceledim. Bu arada şöyle bir lambası var. RGB değil. Sadece logo. Parlıyor diyelim. Ama tatlı yanıyor. Kötü yanmıyor. Bu malzemeleri de suni deri. Şöyle takıyorum. Şöyle takınca kulaklık böyle tam dönmediği için şu alttan biraz böyle bende boşluk kalıyor şuralarda. Hani şöyle tam bastırınca aslında oturuyor diyeyim size. Yine böyle takayım. Bir spike'a. Şu an sesi fullde mi? Fullde. Spike'a hücum atayım. Bu arada kablosu kaliteli. Yani örgü kablo güzel. Genelde ucuz kulaklıklarda örgü kablo kullanmazlar. Bu açıdan da iyi. Onu şimdi yiğide öldürdük ama hakkını ben seçecektim onu ya. Sesim geliyor mu? Nasıl geliyor peki sesim? Güzel kanka. Güzel. Evet, sesim güzel Hangi geliyordur. marka kulaklık aldın? Monster Pusat Lite 380 lira. Mouse iyi. Ya en ucuzu buydu işte. Kontrol ediyorum şimdi, test ediyorum. Dolduruyorum. Sesleri nasıl duyuyorsun? Seste sıkıntı yok. Ses gayet iyi. Birini bulduk. İndir. Gözleri karardı. Karanlık çöküyor. Aman iyidir. Çanta yolda. Çanta yolda. Oğlum bana attın lan. Ay, dikkat. Savunan başlangıcında dolduruyorum. Evet. Zıplayalım. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. Kaç adamsın lan? Desene bana ace yapacağım diye. Vallahi fark etmedim ha, sıktı diye sıktım. Önemli değil kral. Senin kulaklığın sağ olsun. Yoksa senden kıymetliyi biliyorsun. Biliyorum. Kulaklıkta hiçbir sıkıntı yok. Şu an ses hakikaten 10 numara. Sağdan anlaşılıyor zaten. Konuşması da herkese bence karşı normal. Ama bir ses kaydı alalım bilgisayardan. Şu an peki nasıl duruyor? Şöyle. Mikrofon da bu arada doğru konumlamanız tabii çok önemli ses için. Hani böyle durunca ses gitmez. Şöyle içeride olur genelde. Ben şık duruyor abi ya. Ya bunun handikapı şu malzemesi. Hani suni deri. Bir de böyle çok hani şu tepesi oynamadığı için tam böyle şöyle basmıyor tam. Ama rahat. Tabii yani özellikle kafa tarafı çok rahat. Onu söyleyeyim. Ama yaz günlerinde canınızı bir sıkar. Çünkü o sunileri yapacak bir şey yok. O tamamıyla orada artık malzeme kalitesi işin içine giriyor. Ama fiyatına göre yorumları da okudum ben. Ben okeyim yani. Sadece kutusunun içeriğini beğenmedim. Şimdilik gayet güzel. Kusura Ben bak. kardeş onu bu da dünya. Savunucular kazandı. Hadi iyi oyunlar. Sana da. Eyvallah size. Tamam. Oyunumuzu oynadık. Kayıttan çıkalım. Mikrofon testi yapalım. Herkes duysun. Evet, merhaba selamlar. Bu ses kaydını Monster Pusat Lite isimli oyuncu kulaklığından kaydediyorum şu anda. Bakalım ses kalitesi nasıl? Olduğu gibi de vereceğim. Herhangi bir şekilde alçaltma, yükseltme vesaire olmayacak. Onu baştan söyleyeyim. Bence gayet okey ya. Bu arada çok kısa bir işbirliği için videoyu kesiyorum. Hepsi burada da her ayın son haftasında oyunculara özel, gamerlara özel Gamers Week kampanyaları var. Oyun konsollarından PC ekipmanlarına, VR gözlüklerden bu Valorant pointlere kadar birçok kategoride çok güzel indirimler var. Siz de Gamers Week indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız açıklama kısmından linke tıklayıp kontrol edebilirsiniz. Evet, şimdi videomuza devam edebiliriz. Evet, geldik orta
fiyattaki kulaklığımıza HyperX Cloud Stinger Core diye geçiyor bu kulaklığımızın adı. Modeli 800-700 lira bandındaydı ama indirimden ben bunu 500 liraya aldım. Hatta şu an fiyatı kontrol edebilirsiniz linkten. Kutu içeriği biraz zengindi. Yani hiç öyle çok ucuz orta seviye gibi değil. Sanki premium bir kulaklıkmış gibi her şey işte uzatma kablosu vesairesi her şey içerisinden çıktı. Bu kulaklığımız USB ile çalışmıyor. Direkt olarak bilgisayarınızın kulaklık girişine takacaksınız. Ve eğer çift girişi ise bilgisayarınız yine onun içinde uzatma kablosu var. Kulaklık boyu tek girişi ise bir tık kısa gelebilir. Onu da söyleyeyim. Yani şöyle kasanız buradaysa falan eyvallah da bazıları masa arkasından falan veriyor. Mesela benim evdeki bilgisayarım için çok kısa kalıyor kablosu. Onu da baştan söyleyeyim. Ben işte bunu buraya takıyorum. En sevdiğim kulaklık tipidir abi. Takıyorsun ve hayatına devam ediyorsun. Şimdi bir ucuz modelden ne farkı var? Bu tarafları görmüş olduğunuz gibi sert sünger ve hava alabilen şeylerle kaplı. Ama malzeme kalitesi yani sert plastik değil yumuşak ama kaliteli plastik gibi. Nasıl anlatayım bunu bilmiyorum ama. Plastiği yani şey oturaklı bir plastik. Öyle çok şey değil. Hafiften bir tık böyle premium havası veriyor yani. Zaten fiyatı orta üst segment arası bir şeydi. Şöyle takıyoruz. Bak mesela bu direkt şey yapıyor. Çünkü bunlar oynayabildiği için. Bunun yalıtımı daha iyi şu anda. Şöyle kafa bandını ayarlıyorum. Bu arada kafa bandı tabii ki de pusattaki gibi aralıklı olmadığı için bir süre sonra bu sünger böyle artık iyice alıştığı için eziliyor ya. Atıyorum 3 saat oynayınca bu iyice ezilir. Bir tık rahatsızlık verebilir ama kulağa oturması çok düzgün. Şu hissiyatı çok güzel. Mikrofonu gayet şey yani böyle daha sağlam eğilip bükülüyor diyeyim. Hafif çok 1 milim yükseniz orada kalabiliyor. Ve şöyle kalkması en azından hani kullanmazsanız bile rahat rahat kulağınızda şu an tutabiliyorsunuz. Nasıl duruyor? Bence abi gayet şey yani. Yani. Orta seviye bir kulaklık gibi durmuyor. Aynen. Yani siyah, mat, gayet düzgün. Şu metal aksamları var. Uzayıp kısalabiliyor buraları da. Ben okeyim ya. Biraz da şu kadar açılıyor yani. Daha fazla açmayın zaten de. Evet. Yine bir oyun atalım. Spike Araç'tan gına geldi bana. Selam, sesin geliyor mu? Benim sesimi duyuyor musun? Duyuyorum kanka. Nasıl peki? Ses kalite olarak nasıl? Mikrofon 5000 lira geldi. Spike'a hücum. Dinleyeceğiz hepsini. Kenarlarından buram buram kötülük yayılıyor. Şimdiden peşime düşmüş. Şey, mikrofon 5000 lira mı? Yok yok. Ne kadar? HyperX 500 liralık ya kulaklık. C'de düşman var. Biri gitti. Bomba! Sesi çok iyi alıyor bu arada. Bak bunun sesi bir tık daha düşük Monster'dan. Hani seviye olarak o 10 diyelim hani yükseklik olarak. Bu 8-9 ama çok temiz veriyor ve daha baskın altını çizerek veriyor sesin. Reis düştün ortayla C'ye, vurdun o Fenix'i. Sen bana güven ya. Bomba! Ona koydun her şey. Eğlenmeye hazır mıyız? Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Kanka ne yapıyorsun ama? Niye öldün? Multi kaldı elinde. Hadi bakayım. Şurası. Lefta! Bir düşman kaldı. Başka? Ultim hazır. Ortada düşman görüldü. Savunucular kazandı. Gençler! Şimdi yine bir ses kaydı alalım. Bu kulaklıkla bir alalım mikrofonu. Güzel diyorlar. Oyunda herkes güzel diyor zaten. Bakalım buna nasıl gidiyor. Evet, merhaba selamlar. Bu ses kaydını HyperX kulaklık modelini unuttum. HyperX Stinger Core isimli kulaklıktan alıyorum. Bakalım mikrofonda sesi nasılmış. Göreceğiz hep beraber. Dinleyelim. Oo, bu çok daha temiz. Böyle derinden ve temiz alıyor bu. Kulak böyle daha baskın oluyor. Arkadaşlar bu kulaklık da okey. Evet geldik en son kulaklığımıza, en pahalı kulaklığımız. Zaten bu kulaklığı bilmeyen yok. Çıktığı seneden bu yana en çok tutulan, en çok sevilen kulaklıkların başına geliyor. Dünya çapında bu arada. C-Series RTX 3 isimli kulaklıktan bahsediyorum. Kulaklığın malzeme kalitesine, ergonomisine falan diyecek herhangi bir şeyimiz yok. Yani az öncekinde mesela hani kafa bandını beğendik. Sonra bunu da diğerinde bunu beğendik ya. Bunda ikisi beraber kombinlenmiş. Hani kafa bandı böyle ve ayarlanabiliyor. Lastikli bir şekilde. Hani çok gergin de değil. Yine böyle oynuyor. Burası bayağı kalın ve oturaklı bir malzemeden. Yumuşak bir malzeme bu arada. Sert plastik değil. Ve burası da havayı geçiren, tahminimce bizi terletmeyecek. En azından çabuk terletmeyecek diyelim.
Sonuçta arkadaşlar ne yaparsanız yapın yaz günlerinde kulaklıkların %95'i kulağınızı terletiyor. Ama kimisi yarım saatte terletiyor, kimisi 2 saatte terletiyor. Hani siz ideali bulacaksınız. Hava aldığı ve rahat olduğu çok belli olan bu süngerler hakikaten. Yani bu kulaklığa zaten kötü hiçbir şey diyemiyoruz. Biliyorsunuz internette bunun yüzlerce incelemesi var. Ve çok meşhur bir kulaklık hakikaten çıktığı seneden beri. Şöyle ben yine bir takayım. Şu an bulutların üzerindeymişim gibi. Yani böyle biri böyle kafama sarılmış gibi hissediyorum. Hiç böyle mesela şu da hafifti. Mesela HyperX de hafifti ama bu böyle bir hafiften bir baskı yapıyor mesela yandan. Bu çok daha hani yokmuşçasına böyle bir kendini konduruyor sadece ve çok rahat. Bu bir gerçek. Benim bunda eleştirebileceğim tek bir şey vardır. Kablosunun girişi. Yani mikro B'den bir tık daha küçük. Bunun bir adı vardır tabii de ben bilmiyorum. Çok sık rastladığım bir kablo değil benim. O da şeyden hani oldu da hani bir şey oldu kabloya, girişe çıkışa bozuldu bir şey oldu. Hani çok uğraştırır size bu kablo. Ama yine de bir AUX girişi var yine burada altta. Ama kutusundan AUX'a AUX bir kablo çıkmıyor. O da bir eksiklik, onu da baştan söyleyeyim. Mikrofonu gizlenip geri çıkabiliyor. Çok güzel. Mute tuşu şurada. Tek tuşla mute'u alıp geri çıkması da güzel. O yüzden bunu bir deneyelim. USB ile çalışmıyor ve canavar gibi. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bu kulaklığı zaten hani anlatacak şeyimiz yok. Herkes biliyor. Kaldı ki bu kulaklık işte PlayStation'da, Xbox'ta, PC'de, Nintendo Switch'te her şeyle uyumlu çalışabiliyor. Muazzam bir kulaklık. Zaten benim bu kulaklığı pahalı deyip seçmemdeki en büyük etken şu an fiyatının çok uygun olmasıydı. 1100, 1070 lira mı neydi siyahı, 1100 liraydı beyazı. İki rengi var. Ben o yüzden tercih ettim. Yani o seçenekler arasında o yüzden koydum. Hani almışken de aslında pahalı kalibrelerin arasında bile en ucuz ve en kaliteli kulaklıkların başında geliyor. Sesim geliyor mu? Yok kan. Güzel şakaydı. Kim çıktı? Evet. Ne işaretler var? Kaliteli mizah. Bomba! Kolay ben lokma aldım. Sandılar. Hah, yine gümlediler. Orada. Bomba! Biri indi. Ultim hazır. Eğlenmeye son hazır 30 saniye. Çanta yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Sen spike'ı kurmadın mı? Bir düşman kaldı. Patrick. Son 10 saniye. Tek tabanca. Biz bayya çocuğu. Kim tutar seni? Arkadaşlar çok güzel bir el aldım bu arada. Kulaklığı takmayı unutmuşum heyecandan. Kusura bakmayın. B'de düştüm. Nasıl atın? Bindir. Son sayı. Nazar değdirmeyeyim de kulaklıkta 3-0 ya. En fazla bu kulaklıkla adam vurdum bu arada. Bak ispatı da burada yani. Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Elinize sağlık. Savunucular kazandı. Takımda da kimse konuşmadan aslında satayım. Şimdi bir ses kaydı alalım. Oğlum ne oluyor, sen ne yapıyorsun ya? Evet, merhaba selamlar. Bu ses kaydını sizlere SteelSeries'in RTX 3 isimli kulaklığından yapıyorum. Onun mikrofonunu kullanarak yapıyorum bu ses kaydını. Şöyle tutayım. Hatta şu an mute'u aldım. Ses kaydı, evet, geri geldi. Kapatıp açtım, onu da denemiş oldum. Bakalım sesimiz nasıl geliyor. Evet, yani tahmin ettiğimiz gibi en temiz ses bundan geliyor. Bu arada bu kulaklık Podcast falan dinlemek için çok güzel kulaklık. Tabii ki de aralarındaki de en gelişmiş ses bunda. Bu kulaklığı anlatsak bayağı bir uzun paragraf açarız aralarında. En fazla şeyde bunu açarız. Özellik olarak bunda var. Evet, 3 kulaklığımızı inceledik. Gelelim klasik hangisini neden alırız'a.
Şimdi arkadaşlar aslında tabii ki de parası olan SteelSeries RTX 3'ü alır. Kaldı ki SteelSeries RTX 3 pahalı ama şu an aktif halde pahalı olan kulaklıklar arasındaki de en ucuz kulaklık. Yani 2000-3000 liraya, hatta geçen incelemiştik, Razer'ın bir modeli vardı. 5000 lira mıydı, 8000 lira mı? Öyle bir şey, Rainbow Six CHD bir kulaklık. O yüzden aslında hani en pahalının aslında en ucuzu mu diyeyim SteelSeries RTX 3'e. Yani zirve o, en iyi kulaklık aralarına zaten o tartışmaya girmem. Ama o işte indirimle beraber HyperX'in kulaklığı da gayet iyiydi. Ama ben olsam hani sadece Valorant oynayacağım, Discord ya da işte yayın yapmayacağım vesaire gibisinden. Yani ben günden fazla 1,5 saat, 2 saat max yayın oyun oynarım yani. Hani böyle çok, hadi yayın yapsan da 1,5-2 saat benim maksimum. Çok uzun süre kafamda kalmıyor. O yüzden mesela 500 liralık HyperX'i tercih edebilirdim yani. Sonuçta yine sesi gayet iyi. Gayet iyi duyuyorsun. Nereden ne geliyor anlıyorsun. Ama ben çok taktım işte, saatlerce oynuyorum. Ben yayıncıyım. Minimum 5-6 saat yayın açıyorum. Bütün gün kafamda kalacak derseniz açık ara SteelSeries RTX 3. Yani aralarında en rahatı oydu. Öyle. Benim değerlendirmem bunlar. Yine aranızda bu modellerden kullanan birileri varsa yorum kısmına yazabilir. Evet, kısaca benim yorumlarım bunlardı. Yine aranızda bu kulaklıklardan kullanan birileri varsa yorum kısmına yazabilir. Almak isteyen varsa önce yorum kısmına bakın. Yazan var mı? Şikayetçi olan var mı? Ardından değerlendirmeleri okuyun. Çünkü biz burada biliyorsunuz kısa süreli bir teste tabi tutuyoruz ama SteelSeries mesela fiyat bazında çok iyi bir kulaklıkmış. Ben ilk defa kullandım. Hakikaten dedikleri kadar varmış. Evet, kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kulaklıkların linki ve önerdiğim diğer kulaklıkların linki açıklama kısmında var. Birkaç tane daha önereceğim çünkü. Benim de favori bir kulaklığım var. Kendi kullandım. Onu da koydum linki. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.